Merhaba gençler, bugün klonlama modunu inceleyeceğiz. Hemen şöyle klonlama modunu nasıl yapabileceğinizi craftlarla göstereyim sizlere. Burada bir tane craftingimiz var. 4 tane bu mod ile gelen itemimiz var burada ve bunların yapılışı chestlerimizde gözüküyor gördüğünüz gibi. İlk önce şöyle bir item yapılışı var, bunu göstereceğim sizlere. Ondan sonra şurada bir koşu bandımız var, bu klonlama makinesi için enerji üretiyor. Klonlama makinamız var. Şurada bir tane. Bir de şurada hani orijinal bedenimizi koyacağımız bir kabin var. Yani 4 tane item'dan oluşuyor mod. Hemen ilk önce şunun yapılışını göstereyim sizlere. Unutmayalım, şu şekilde yapılıyormuş. Hemen şunları alalım. Sanırım ezberledim yani. Unutmam diye düşünüyorum. Şurada şu var. Şurada şundan var. Şöyle. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Gördüğünüz gibi item'ımızı yaptık. Ondan sonra koşu bandımız vardı burada. Hemen koşu bandımızı nasıl yaptığımıza bakalım. Tamam, bunu da ezberledim. Şöyleydi sanırım. Değil mi? Aynen böyle olması lazım. Yani halı aşağıda olursa saçma olur. Bu arada sadece siyah halıyla oluyor. Hani kırmızı halı falan koyarsanız olmuyor. Onu da söyleyeyim. Koşu bandımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi craftımızı tamamladık. Orijinal bedenimizin kalacağı kabin yapacağız şimdi. Bakalım bunu doğru yapabileceğiz mi? Şöyle. Bir dakika. Şuraya ne koyacaktık? Ha, şundan değil mi? Tamam. Ben de diyorum bir şey eksik ama. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Şimdi kaldı son itemimiz. Hemen bunu da yapalım. Bir dakika. Gene 4 tane şöyle. Şöyle şöyle. Bundan bir tane de bundan. Bütün itemlarımızı yaptık şu anda. Nasıl çalıştığına bakalım modun. Koşu bandımızı düzgün bir yere koyalım. Kafası bu kısım gördüğünüz gibi koşu bandının. O yüzden bunu bu şekilde koyacağız. Şöyle ortadan çizgi geçen yer kapısı oluyor buranın. O yüzden hani kapısının önüne şu şekilde koymayın. Hatta G modu alayım. Ben niye G mod 0'dayım ya? Mesela şundan bir tane daha alayım. Şu şekilde yapmayın çünkü kabin bu taraftan açılacağı için hani klonunuza ışınlandığınızda, yani bu kabinin içine geldiğinizde buradan çıkamazsınız. O yüzden kapıya koymayın bunu. Şu şekilde koyabilirsiniz mesela arkasına, sağına, soluna ama önüne koymayın. Bir tane de yetiyor bu arada. Hani 2-3 tane koymanıza gerek yok ama koyuluyor. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Hemen şuradan bir tane kurt alalım. Ondan sonra bir tane de domuz alalım. Bu koşu bandının üzerinde bu iki hayvan koşuyor. Şuraya bir tane domuz koyacağım. Bakın hemen koşmaya başladı. Titriyor domuz. Ne yapıyorsun oğlum? Bir sakin ol. Şuraya da bir tane koşu bandı koyacağım. Buraya da kurt koyacağım. Yalnız mesela şu şekilde koyarsanız olmuyor. Bu domuz için de geçerli. Hani şu kısma bastığınızda olmaz. Şu şekilde koymanız lazım. Hani şu baş kısmına sağ tıkladığınızda direkt koşmaya başlıyor. Bu şekilde işte elektrik üretiyor. Şimdi ben bir de kendi kabinimi koyayım bir yere. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyalım. Şu anda bakın şurada kırmızı bir şey var. O yeşil olmalı. Onun yeşil olması için de şuradan bir tane enerji veren bir item kullanmamız lazım. Yani şunu da kullanabiliriz mesela, göstereyim size. Hani enerji versin yeter. Şöyle kaldığında bakın yeşil oluyor. Tekrardan kırmızı oluyor kapattığınızda. Ama bunun hep yeşil olması lazım. O yüzden ben şunu kullanmak istiyorum. Çünkü hani mesela multi oynuyorsanız birisi gelip onu kapatıp açabilir. Aslında bunu da kırabilir yani ama olsun, ben bunu kullanıyorum ya, öyle diyeyim size. Neden bilmiyorum. Bu daha güzel gözüküyor gözüme. Hem akşamda parlıyor ya, güzel oluyor yani. Şimdi bu yeşil oldu değil mi? Bu çalışıyor. Şuraya bir tane klonumdan yapmak istiyorum. Bakın şu anda klonum hazırlanıyor. Bunlar da bayağı hızlı koşmaya başladı ha. Yavaş yavaş klonum hazırlanıyor ama ben bunu beklemek istemiyorum. Game mode 0'daysanız mecbur bekleyeceksiniz ama game mode 1'deyseniz şöyle sağ tıkladığınızda direkt gördüğünüz gibi klonunuz geliyor. Bu arada benim klonum değil lan bu, niye böyle? Benim karakterim niye yüklenmedi? Minecraft'ın orijinal karakteri yüklendi şu anda. Sanırım benim internetimle alakalı bir şey ya da Minecraft'la da alakalı olabilir. Normalde buraya kendi karakteriniz geliyordu ama benim skinim yüklenmedi buraya, neden bilmiyorum. Bu arada akşam oluyormuş, ben bir sabah yapayım.
Bundan bir iki tane daha yapacağım ama şu anlık bir tane yaptım ve size göstereyim hemen. Şöyle giriyoruz buraya, bakın. Yukarıda bir tane kolonum var. Zaten şu anda bir tane yaptığım için bir tane var. 4-5 tane yaptığınızda burada hepsi gözükecek. Birazdan onu da göstereceğim size. Hemen şuradaki kolonuma gitmek istiyorum. Bakın şu anda klonuma ışınlandım. Gerçek bedenim burada benim. Şu an klon halindeyim. Ve mesela klonum öldü diyelim. Ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Kill çekelim. Bakın DNA'larım paramparça oldu. Yere dağıldı. Ve orijinal halime gidiyorum. Ölmüyorum yani. Hani olayı anladınız değil mi? Hani normalde ölmüyorum. Öldüğümde şöyle bir şey gelir normalde ekrana. Göstereyim bakın. Yeniden doğ diye değil mi? Böyle bir şey gelmiyor. Direkt orijinal bedeninize gidiyorsunuz. Şunları da alayım bu arada. Sağa sola dağıldılar hep. Başka nereye yapabiliriz? Mesela şuradaki ağacın üstüne yapmak istiyorum ben. Şurayı biraz temizleyelim. Şuraya bir tane koşu bandı koymam lazım benim. Buraya hemen domuz koyalım. Bu burada koşuyor. Şu anda enerji üretiyor bu kabin. Sağ tıklayalım. Klonumuzu oluşturduk gördüğünüz gibi. Bu arada şunun önünü açalım ki karakterimiz çıkabilsin. Bir tane de ağacın üstüne klon yaptım. Hemen giriyorum. Bakın şimdi. İki tane oldu. Sanırım üstteki yakında olan, alttaki de ağacın üstünde olan. Zaten koordinatlar yazıyor ama ben koordinatlara bakmadım. Şu anda öyle sallıyorum bir tanesini. Bakalım hangisine gideceğiz. Buraya geldik. Mesela hemen şunu öldürelim. Bu klonumuzu yok ettik. Şimdi bir de ağacın üstündekine gideceğim. Tekrardan giriyorum. Bir tane kalmış zaten klonum. Şu anda ağacın üstündekine gidiyorum bakın. Ve buradayım. Mesela şöyle, hani tehlikeli bir iş yapacaksınız diyelim. Hani orijinal kendi bedeninizle yapmayın. Gidin bir tane klon oluşturun. Klonunuzla yapın. Hani ölürseniz de herhangi bir zarar görmezsiniz. Bu arada hani mesela şöyle göstereyim onu da hatta. Buraya itemsiz geliyor bu klonlar. Orijinal bedeninizde item var diyelim ama klonunuza ışınlandığınızda bütün itemlarınız gidiyor. Mesela bir şeyler alalım. Zaten görmüşsünüzdür, bakın şu altta zaten benim itemlarım var ama size daha güzel göstereyim. Ben zaten game moddaymışım. Mesela şöyle bir kılıcımız olsun. Bir de zırh giyelim. Şimdi bu şekilde giriyorum bakın. Ama bir dakika, tabii hiç klonum olmadığı için şuraya bir iki tane klon oluşturalım. Şu anda üstümde diamond set var. Daha doğrusu zırh ve kask var. Elimde de diamond kılıç var. Hemen giriyorum. Bir tanesini ışınlanalım. Şu anda ışınlandım otomatik. Ağacın üstüne gelmişiz. Bakın herhangi hiçbir item'ım yok. Tertemiz başlıyorum. Sanki oyuna yeni başlamış gibi. Burada da bu şekilde bekliyorum. Şimdi kill çekelim bakalım. Gerçek orijinal bedenimize gittiğimizde itemlar hala üzerimizde mi? Kabinin yanından çıktım yalnız. Bir şeyler oldu. Ekran falan titredi biraz. Setimiz falan duruyor bu şekilde. Şuradaki klonumuza da gidelim. Üstündeki zırhların normalde gözükmesi lazım. Hani orijinal bedenimde niye gözükmedi? Tekrardan deneyeceğim. Evet, şu anda gözüktü. Klonumuzu kaybedelim. Farklı bir şey deneyeceğim şu anda. Gene titremeye başladı ekran. Hemen bir tane Nether portalı oluşturacağım. Doğru yaptık sanırım. Aynen, şu anda doğru oldu. Hemen bir çakmak alıyorum şuradan. Şurayı bir yakalım. Şimdi ben bunun içine gireceğim. Şunları bir alalım. Bunun içine bir tane klon bırakacağım. Bakalım kendi dünyamızdan Nether'a ışınlanabileceğiz mi klonumuza? Kabinimizi şöyle lava doğru oluşturalım. Koşu bandımız burada. Domuzumuz da çalışsın.
kolonumuzu oluşturduk. Hemen gerçek dünyaya gidip oradan bakalım buraya ışınlanabileceğiz mi? Şu anda gözüküyor, evet, bakın The Nether yazıyor aşağıda. Yani aslında haritanın ismi de yazıyor, yani orası Nether olduğu için Nether'daki klonumuzun ismi yazıyor orada, The Nether diyor yani. Burada Nether'daki klonumuz gözüküyor. Bakalım gidebileceğiz mi? Şu anda gidiyor gibi ama bir hata vermezse gidecek herhalde. Ve gerçekten oluyormuş. Şu anda Nether'a geldim gördüğünüz gibi. Peki şöyle bir şey denemek istiyorum, bir dakika, acaba olacak mı? Klonumu oluşturdum. Şimdi buraya gireyim ben. Sonra ben burayı kırayım, tamam mı? Bir kill çekelim ki şu an klonumuzdaymışız. Orijinal bedenimiz değil bu, o yüzden giremiyoruz o kabine. Tekrardan gidiyor sanırım. Hani portal açık olsa da kapalı olsa da etkilemiyor. Şu anda geldim. Yalnız beni şu anda farklı bir yere spamladı. Çünkü bu portal tekrardan oluştu. Anladım olayı, bakın. Kırdığım portal burada. Kendi kendine bir tane portal oluşturdu. Yani portalı kırsanız da gene Nether'a gidebiliyorsunuz. Anladım olayı. Bir de ben bunu ejderha portalında denemek istiyorum. Hemen bir tane portal oluşturmam lazım benim. Şöyle şunlardan alalım. Bunu nereye oluşturabilirim ben? Şurası iyi gibi. Bakalım burada da işe yarayacak mı bu olay? Herhalde yarar diye düşünüyorum, yani Nether'a bu şekilde gidebiliyorsak buraya da gidebiliriz diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Şu anda portalı oluşturdum ben. Şuradaki gerekli itemleri alalım. Bir tane de domuz alalım. Tamamdır. Şuraya bir tane şöyle kabinden koyalım. Koşma bandımız ve domuzumuz. Klonumuz oluştu. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Şimdi normal dünyaya nasıl gideceğiz? Öleceğiz yani. Doğru. Buradan geri dönüş portalımız yok. Anca ejderi öldürüp geri dönebiliriz. Onunla da uğraşamayacağım şu anda. Evet, geldik geri. Bakalım gözükecek mi? Aa, gözükmedi. Bir dakika, şuraya bir tane klonumu çıkarayım ben. Bu gözükecek mi? Evet, bakın bu gözüktü. Yani bu olay end'de işe yaramıyor anladığım kadarıyla. Ejderha da işe yaramadı. Nether'da işe yaradı ama. Umarım videoyu sevmişsinizdir gençler. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalımdaki videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz.